4-5 AYT fizik soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet konumuz arkadaşlar elektrik alan ve elektriksel potansiyel enerji kısmıyla devam edelim. Şimdi elektriksel potansiyel enerjini de şöyle diyelim. Elektriksel potansiyel enerji ifadesi şu demektir. Q yükünün Q yükünü yaptığı kuvvetin etkisiyle oluşan bir enerjidir arkadaşlar. O zaman bu ifadeyi şöyle yorumlayabiliriz. Şimdi e, alan X'e e, potansiyel, e, potansiyel enerji ifadesini E potansiyel enerjidir arkadaşlar. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D diyelim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus arkadaşlar potansiyel enerji nasıl büyüklüktür? Tabii ki skaler büyüklüktür. Skaler büyüklük olduğu için eksileri mutlaka matematiksel işleme ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman burada biz Q1, Q2 çarpı D biliyoruz. D kare olmuyor. D kare kuvvette vardı. Bakın tekrar burada göstermiş. Demek ki eksel potansiyel enerji yüklerin çarpımı böyle uzaklık diyor. Artı eksi işlemi alacağız. Eğer sonuç arkadaşlar artı çıkarsa artı diyeceğiz. Eksi çıkarsa eksi diyeceğiz. Buradaki tabii ki matematiksel olarak eksi değil artı değerinin büyüklüğü ne yapacağız? Kendi içinde kıyaslayacağız. ...şimdi özellikle şunu uyaralım arkadaşlar... ...şimdi eğer sonucumuz eksi 10 çıktı... ...eksi 10 KQQQ diye çıktı... ...veya eksi 9 KQQ bölü diye çıktı... ...şimdi burada hangisi daha büyük dediğimiz zaman... ...tabii ki eksi 9 sıfıra yakın olan değer daha büyüktür diye... ...ne yapmış oluyoruz söylemiş oluyoruz... ...şimdi eğer bir sistemin sahip olduğu potansiyel enerjide bahsediyorsa... ...burada 3 tane farklı konumda cisim duruyorsa... Burada bir potansiyel enerji vardı. Buraya E1 diyelim. Buradaki e, sahip olan potansiyel enerji ne diyelim arkadaşlar? E2 diyelim. Buradaki sahip olduğu potansiyel enerji E3 diyelim. O zaman her birinin yaptığı potansiyel enerji yazarken e, o zaman Q1 çarpı Q2 bölü D1 diyeceğiz. Q1 çarpı Q2, Q3 bölü D2 diyeceğiz. Q2, Q3 bölü D3. Yani kısaca bundan bunun çarpı uzaklığa vereceğiz. Q1 ile Q3 çarpı uzaklığına vereceğiz. Q2 ile Q3 çarpı uzaklığına vereceğiz. Ama işaretleri mutlaka eksi ise işleme alacağız arkadaşlar. Bakın dikkat edersin burada işaretler artı eksi ise işleme almış oluyoruz. Gelelim elektriksel potansiyel enerji. Eksi potansiyel enerji arkadaşlar potansiyel enerjinin yükü oranıdır. Yani şöyle tanımlanır. E, artı Q yükünün artı 1 birimlik kulomb etki enerjisi de demektir. Yani bir etkisi olduğu için normalde şöyle yazılır. V eşittir. K çarpı Q çarpı 1 bölü D yazılır. Ama bir etkisiz eleman olduğu için biz da potansiyel enerji KQ bölü D desek yeterli. Demek ki burada potansiyel enerji KQ bölü D. Yine eksi işlem alıyoruz. Niye eksi işlem alıyoruz? Çünkü sıkılar olduğu için eksi işlem alınır. Burada bakın 2 voltluk potansiyelle 5 voltluk potansiyeli kıyasladığımız zaman 2 voltun potansiyeli A'nın potansiyeli B'den fazla olduğunu söylemiş oluyoruz. O zaman arkadaşlar bizim burada kullanacağımız iki formülü var. Birincisi potansiyel enerji formülü. Potansiyel enerji K Q1 çarpı. Mesela bir eksi olsun. Q2 bölü D olsun. Eksi işlem alıyoruz arkadaşlar. E, diğeri de eğer yazarsak V eşittir. K Q bölü D olarak özellikle bu iki formülü ne yapmıyoruz? Bir enerji bir de potansiyel. İkisi arasında fazla bir fark olmadığını şimdiden söyleyemek. Şimdi sorulara başlayalım. Evet ilk sorumuz şöyle. Yükleri artı Q eksi 4 Q olan noktası iki cisim birbirinden D'ye kadar uzaktayken şekilde bir yerleştirilmiştir. Cisimler arası uzaklığı 4 D yapılırsa eksi potansiyel için ne söylenebilir? Şimdi potansiyel enerjimiz yüklerin çarpımı uzaklığı. İlk durumu yazalım. O zaman birinci durumu ifade edersek. Birinci durum arkadaşlar K çarpı Q çarpı eksi 4 Q bölü uzaklık diyeceğiz. Şimdi ikinci durumu yazalım. Şimdi ikinci durumda aradan uzaklık 4D olursa o zaman K çarpı Q çarpı eksi 4Q bölü 4D diyelim. Şimdi burada arkadaşlar bir işlem yaptığımız zaman şu 4'ler ne yaptı gitti. O zaman bize son durumu ilk durumda farkı O zaman son durumda K çarpı Q çarpı Q bölü D oldu. Başında eksi vardı unutmayalım. Bundan bunu çıkartalım. Çünkü sondan ilke ne kadar değişim olduğunu sormuş. O zaman burası da arkadaşlar... Eksi k çarpı q çarpı q çarpı 4 bölü d. O zaman bundan bunu çıkarsak işlemimizi yaptığımız zaman eksi eksi buradaki işlem artı olur. Bundan bunu çıkarırsak artı k çarpı 3 q q bölü d olur. O zaman sonucumuz ne yaptı? Artı 3 k q kare bölü d kadar arttığını ne yapmış oluyoruz? Burada söylemiş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle: Yükleri artı q artı q eksi q olan nokta 3 cismin eşkenar üçgenin köşeleri bir şekilde birleştirmiştir. Sistemin elektriksel potansiyeli kaç q'dur? Bakın formumuz burada yazıyor arkadaşlar. K q kare bölü d yani yükleri çarp uzaklığı bölüyoruz. O zaman her bir sistemin potansiyelse burada bir bunun arasında bir potansiyel enerji var. Bunlar arasında arkadaşlar bir potansiyel enerji var. Bunlar arasında bir potansiyel enerji var. O zaman her birinin potansiyelini tek tek hesaplayalım. Önce E1 hesaplayalım şurayı. Nasıl yazıyoruz? K çarpı Q çarpı Q bölü D diyelim. Burayı hesapladık. Hemen E2 hesaplayalım. Artı diyelim arkadaşlar. Artı E2 hesaplayalım şu şekilde. Ne yapıyoruz? K çarpı Q çarpı eksi Q bölü D. Bakın buradaki bir, tane, bir tanesinin şart eksi. Hemen E3 hesaplayalım. E3 hesapladığımız zaman yine e, artı k çarpı q çarpı eksi q bölü d. Şimdi burası artı 1 k q d. Burası eksi 1 k q d. Burası eksi 1 q O zaman artı 1 eksi 1 götürdü. Sonucumuz k q q q bölü d. Ama başına var eksi var. O zaman cevabımızı adan olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Sorumuz şöyle. Yükleri artı Q artı 3 Q olan noktası iki birbirine doğru şekilde bir yerleştirmiştir. Bu durumda yüklerin K ve L noktasında oluştukları elektrik potansiyelleri K, V, K, v, L oranı kaçtır? Şimdi potansiyel ifadesini tekrar hatırlayalım. Potansiyel V eşittir. KQ bölü D olduğunu unutmayalım. Önce K'daki potansiyel K'daki potansiyel tek tek yazarsak. Bunun buraya oluşturduğu potansiyel o zaman KQ bölü D'dir arkadaşlar. O zaman 3Q'nun burada oluşturduğu potansiyel artı K3Q bölü uzaklık 1, 2, 3. O zaman 3D'yi oranladık. O zaman burada 3'ler giderse sonucumuz ne oldu? 2KQ bölü D oldu. Evet, burayı hallettik. Hemen arkadaşlar diğerini yapalım. L olan potansiyel. O zaman L olan potansiyel yazalım. V, L eşittir. KQ bölü D. Çünkü D kadar uzaklıkta. Evet, bunu yaptığı potansiyel yazalım artı k çarpı 3q bölü d. Her ikisinin yaptığı potansiyel o zaman 4kq bölü d oldu. İkisinin oranı yalan 2 bölü 4'ten bunlar ne yapıyor gidiyor. 2 bölü 4 arkadaşlar cevabımızı 1 olarak söylemiş oluruz ve c seçeneği işaretlemiş olduk. Evet geldik dördüncü sorumuza. Düzgün elektrik kanal içinde bulunan ABC noktaların elektriksel potansiyelleri VA5 artı 5 volt, VB eksi 2 volt, VC ise eksi 2 volttur. Buna göre bu değerler arasındaki ilişki nedir? Şimdi potansiyel enerji skalar bir büyüklüktür. Yani potansiyel skalar için artı KQ di formülü. Burada eksilerin, eksilerin bir anlamı neydi? Vardı arkadaşlar. Şimdi sıfıra yakın sayı daha büyüktür. O zaman sıfırdan uzak olan sayı 5. O zaman burada VA potansiyel daha büyüktür. Eksi 2 büyük artı Tabii ki artı 2 büyüktür. O zaman ikinci sırada C şıkkımız. Üçüncü şıkkı da VB diyeceğiz arkadaşlar. O zaman VA noktasının potansiyeli A büyüktür, C büyüktür, B diyeceğiz. Cevabımızı deniz edin olarak işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Geldik 5. sorumuzda. Yükleri demiş artı Q eksi Q olan noktası K, L cisimleri. O merkezi çembersel düzlem üzerine şekilde bir sabitlenmiştir. Bu durumda sisteme elektriksel potansiyel enerjisi EP O noktasında toplam elektriksel potansiyeli V kadardır. L cismi bulunduğu konumdan A noktasına götürürse potansiyel enerji volt ne olur diyor. Şimdi potansiyel enerji ifadesi potansiyel enerji ifadesi K, Q, Q bölü D potansiyel ise KQ bölü değil. Şimdi ilk başta ilk durumdaki potansiyel hesaplarsak, ilk durumda potansiyel, bunlar uzaklık burası R, burası R olsun. Nasıl yazarız? İlk durumdaki potansiyeli o zaman K çarpı Q çarpı eksi Q bölü ne deriz arkadaşlar? 2R deriz. Şimdi ne yapmışız? Bunu almışız, buraya götürmüşüz. Buraya götürdüğümüz zaman ne yaptı? Uzaklığı burası oldu arkadaşlar. <laughs> İkinci durumda o zaman e, P2 diyelim. K çarpı artı Q çarpı eksi Q bölü ne diyeceğiz? Burası arkadaşlar kök 2R'dir. Kök 2 e, ne oldu? R oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki sonuca dikkat ettiğimiz zaman sanki burada 2R'ye böldük. Burada ise kök 2R'ye böldük. Şimdi kök 2'ye bölen sayı daha büyüktür ama eksiden dolayı arkadaşlar Şimdi hangisi daha büyüktür dediğimiz zaman şimdi burası daha küçük duruyor ama burası sıfıra daha yakındır. Burası sıfırdan daha uzaktır. O zaman ne oldu arkadaşlar? Sıfıra yakın olan değer. Şimdi burada arkadaşlar sonuçta ikinci durumda bu değer ne yaptı? Sıfırdan uzaklaştı. Şimdi kökü 2'ye böldüğümüz zaman sayının ee, sayısal değer arkadaşlar sıfırdan daha çok ne yap uzaklaşır. O zaman EP2 sıfır noktasını şey E EP2 burada kaldı. Eksi olarak e, P 1 de burada kaldı. Hangisi daha? Şimdi buradan ne yaptı? Buraya gitti. sıfırdan uzaklaştığı için o zaman potansiyel enerjimiz ne yapmış? Azalmış oldu. Şimdi gelelim potansiyel ifadesine. Potansiyel ifadesi neydi? KQD'ydi. Şimdi buradaki potansiyeli buraya göre yazdığımız ilk yazalım durumu K çarpı 2Q bölü R yazardı. Buradaki potansiyeli yazarsak Eksi K Q bölü R Şimdi bu cisim buraya gelse bile arkadaşlar. Şuraya gelse bile. sonuç yine burada aynı şeyi yazacağımız için. O zaman potansiyel ifadesi ne yapmalı? Değişmedi. O zaman potansiyel enerji sıfırdan uzaklaştığı için azaldı. Ama potansiyel ifademiz değişmemiş oldu diyeceğiz. Demek ki arkadaşlar burada şunu unutmayacağız. Eksi E en büyüktür. Eksi 2 E büyüktür meselesidir. O zaman değer burada sıfırdan uzaklaştığı için azaldığını ne yapalım söylemiş oluyoruz. Evet geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle. yüklere QK eksi Q olan noktası K L cisminde bir doğru üzerinde şekilde bir yerleştirmiştir Bu durumda O noktasında oluşan toplam elektrik potansiyel demiş sıfır olduğuna göre L cisminin O noktasındaki oluşturduğu elektrik alan değeri E'dir. E, o noktasında birleşik elektrik alan değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar soruyu şöyle ince, inceleyelim. Elektrik potansiyelin sıfır olması için o zaman buradaki elektrik potansiyel değerini yazarsak ilk başta eksi Q'nun Eksi k kübü d'dir. O zaman sıfır olması için buranın değerini arkadaşlar artı 2 q olması Neden diyeceğiz? Çünkü artı 2 k bölüm 2 de olsun ki bu değerle bu değer ne yapsın? Toplandığında bu değerin her ikisinin arkadaşlar sıfır olması gerekiyor. O zaman bizim burada yükümüzün değerinin kesinlikle artı 2Q olması gerektiğini ne yapmış o anlamış olduk. Şimdi bize O noktasındaki elektrik alanının bile değerini sormuş. Şimdi buradaki eksi Q artı Q artı 1 ne yaptı? Burada artı 1 olduğunu söylemiştik. Çünkü elektrik alan mantığı budur. Ben bunu E demiş. E eşittir K Q bölü D kare çekmiş. Buradaki artı Q da artı 1 ne yapar? Bu taraf odur iter. Nasıl iter? Yazalım K çarpı 2Q bölü 4D kare. O zaman bu KQD kare E ise bu değer bunun ne olur? Tabi E1 2 olsun. O zaman bu tarafa üstten E geldi. Alttakinin de yani 2Q'nun da yaptığı elektrik alan değeri bu tarafı e 2 olduğu için toplam elektrik alan değeri ne arkadaşlar? 3 e 2 olarak söylemiş oluyoruz. Ve cevabımızı değişik olarak ifade ettik. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve videolarımızı beğenelim.